Cesaret evlatlarım. En kötüsü geride kaldı. Sen paralarımı kabul et. Kiralarımı affet. Ve buradan kurtulmamı sağla lütfen Tanrım. Tanrım lütfen. Lütfen beni affet. Lütfen Tanrım. Günaydın Paris. Lütfen günahlarımı affet. Günaydın Çavuş. Lütfen. Bugün nasılsınız? Fena değil. Sen nasılsın? Dualarımı kabul et Tanrım. Dün gece iyi yemek vardı. Kaçırdın. Ne vardı? Lütfen beni kurtar Tanrım. Yanında içki var mı? Lütfen. İstediğin kadar iç. Kabul et Tanrım. Şimdi farkına vardım. Bu çok komik. Askeri mahkemeden beri hiç cinsellikle ilgili bir şey düşünmemiştim. Bu çok garip, öyle değil mi? Paris, bir erkek gibi davran. Paris, beni duyuyor musun? Evet. Dışarıda birçok gazeteci olacak, bir ailen var. Nasıl hatırlanmak istersin? Ölmek istemiyorum. Bu savaş sona ermeden birçoğumuz yanınıza geleceğiz. Umurumda değil, ölmek istemiyorum. Lütfen beni kurtarın Çavuş. Seni kurtaramam. Seni hiç kimse kurtaramaz. Bu yeryüzünde yapacağın son seçim olacak. Ya bir erkek gibi davranırsın ya da seni sürükleyerek götürürüz. Sonuç aynı olacak. Her şey sana bağlı. Tanrım lütfen. Lütfen beni affet. Lütfen günahlarımı affet Tanrım. Dualarımı kabul et. Buradan kurtulmamız lazım. Beni kurtar Tanrım. İşimize bakalım. Sen ve Feral ceketlerinizi çıkartın. Oyalanmanın anlamı yok. Hayatımı senin yüce bağışlayıcılığına teslim ediyorum Tanrım. Neden ölmem gerekiyor Fener? Ben ne için öleceğim? Ben yanlış bir şey bizler yapmadım. Tanrı'nın isteğini sorgulayamayız evladım. Ama savaştım. Savaştı, elimden geleni yaptım. Neden onlar ölmüyor? Neden onları öldürmüyor? Söylemeden. Sen düşman karşısında cesaret gösterdin evladım. Şimdi de aynanı kendi askerlerinin önünde çok göster. Çok korkuyorum. Neden öyle korkuyorum ki? Cesaret, kendini topla, metin ol. De ki, bugün benimle beraber cennette olacaksın. Gerçekten mi Feder? Evet oğlum. Gerçekten mi? Karımı asla göremeyeceğim Feder. Bir daha hiç kimseyi göremeyeceğim. Cesaret, güçlü ol. Yapamıyorum Feder. Elimde değil, yapamıyorum. Tanrı, yüce Tanrı. Bu ölmek üzere olan adama cesaret ver. Neden ölmek zorundayım? Niçin öleceğim? Gel, dön! Ölmek istemiyorum. Bağışlayın beni lütfen. Göz bağı ister misin? İstemiyorum. Evet değilim. Lütfen. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Sen göz bağı ister misin? Hayır. Çok üzgünüm. Lütfen. Hazır! Nişan al!
Ateş! Gelebildiğine çok sevindim George. Bu tür şeyler genelde tatsız olur. Ama bu seferki muhteşem oldu, değil mi? Böyle bir olayın daha iyi halledildiğini hiç görmemiştim. Adamlar mükemmel öldüler. Her zaman birinin çıkıp da herkesin tadını kaçıracak bir şey yapması ihtimali vardır. Ama bu sefer her şey yolunda gitti. Evet. Evet albayım. Beni görmek istemişsiniz. Oo evet evet, içeri gelin albay. Gelin ve oturun. Ah albay. Adamlarınız gerçekten güzel öldü. Kahve içer misiniz albay? Hayır, teşekkür ederim efendim. Pohol. Bana söylendiğine göre Antep'e saldırısı sırasında kendi adamlarını ateş etmeyi emretmişsin. Ne yapmışım? Bunu kim söyledi? Dün akşam Albay Dax bana anlattı. Albay Dax, her zaman itaatsiz bir subay olduğunuzu biliyordum. Ama böyle aşağılık bir şeye tenezzül edebileceğinizi hayal bile edemezdim. Elimde topçu nişancınız Yüzbaşı Nicholson ve emrinizi reddeden tabur komutanı Yüzbaşı Russo'nun yeminli ifadeleri var. Bunlar rezillik. Tek kelimeyle rezillik. O halde Albay Dax'ın suçlamalarında doğruluk payı yok. Bana sormanıza bile şaşıyorum doğrusu. Bunu duyduğuma çok sevindim Paul. Bunun üstesinden kolaylıkla gireceksin, inanıyorum. Neyin üstesinden? Soruşturma yapılması gerekiyor. Soruşturma mı? Halk böyle şeyleri çabuk unuttur, üzülme. Halk mı? Adını temize çıkartman gerek. Kişiliğine yönelik bu tür suçlamaları cevapsız bırakamazsın. Demek böyle. Demek günah keçisi seçildim. Bu olaydaki tamamen masum tek kişi benim. Sana söyleyecek son bir şeyim var George. Arkasından bıçakladığın adam bir askerdir. Evet. Bunun yapılması gerekiyordu. Fransa askeri geleceğini aptalların eline bırakamaz. Bu konuyu dikkatime sunduğum için sana minnettarım. Albay Dax, General Miro'nun işine ne dersin? Neyine efendim? İşine! Şunu açıklığa kavuşturalım. Bana General Miro'nun yetkilerini mi teklif ediyorsunuz? Haydi Albay Dax, sürprizi bozmayın. En başından beri işin peşindesiniz. Hepimiz bunun farkındayız oğlum. Birçok şey olabilirim. Ama sizin oğlunuz değilim. Elbette ki biyolojik bir bağı kastetmemiştim. Hiçbir anlamda oğlunuz değil. Beni kıstırmaya mı çalışıyorsunuz? Bunu neden yapayım ki? Terfinizi daha almadan kaybetmeniz yazık olur. O kadar dikkatle planladığınız terfinizi. Efendim, o terfiyi ne yapmanız gerektiği konusunda yorumda bulunabilir miyim? Albay Dax! Ya hemen özür dilerseniz ya da tutuklanırsanız. Size karşı tamamen dürüst olmadığım için özür dilerim. Gerçek duygularımı yansıtmadığım için özür dilerim. Sizin yozlaşmış, sadist bir yaşlı olduğunuzu daha önce söylemediğim için özür dilerim. Ve siz cehenneme gitmeden sizden asla özür filan dilemeyeceğim. Albay Dax, beni hayal kırıklığına uğrattınız. Zekanızın gücünü duygusallığa kapılarak boşa harcadınız. O adamları gerçekten kurtarmak istediniz. Amacınız Miro'nun görevini almak değildi. İdealistsiniz. Size doğrusu çok acıyorum. Biz savaştayız ve bu savaşı kazanmak zorundayız. O adamlar savaşmadılar, bu yüzden vuruldular. Siz generali suçladınız, ben de cevaplamasını istedim. Nerede hata yaptım peki? Hatanız bu sorunun cevabını bilmemeniz.